kötü bir şey duymaktan kaçınıyorum. Ama öyle şimdi bu kaçınamazsın ki, bunu kötü bir şey duyacaksan 2 ay sonra da böyle bir şey duyacaksın ya. Yani. Bitir yani. Bence direkt. En azından içini rahat olsun. Erken duy. Ben şimdi bu işi sen sıkıntı yaptığını düşünüyorum yani ailenin. Tamam. Bilmemesini sen şu anda problem haline getiriyorsun. Ben onu algıladım İşi ama. İşi erken çöz. Bak bu işi erken yap. Ne kadar bak kötü bir sonuç bile olsa en azından zamanın olur o durumu düzeltmek için. Ama ne kadar ileriye ertelersen o zaman bu durumu düzeltmek için belki daha da geç kalabilirsin. Doğru söylüyorsun. Bir an önce arayıp ya böyle böyle size sormadım. Gerçi bizim... Orada önem verirler şeye, ailede işte söylenmesine, yani. Edilmesine, şuna buna. Kalabalık severler çünkü, anladın mı bizde? Bizde kız istemeye gidelim. Kız istemeye gidilir, binlerce kişi gidersin yani bizde kız istemeye. Sadece istemeye bile. Tabii bak düşün, severler bir de. Hani herkes bilsin, duysun, herkes görsün isterler. Ama... Peki sen evlilik teklifinin erken olduğunu mu düşünüyorsun bunu? Yok, evlilik teklifi. Böyle bir düşünceye olduğunu... niye girdin? Ya ailem bir şey korkuyorum hani bir şey. Bir korkuyor. Şimdi sordu da sen hala söyledin mi sizinkileri diye. Onu konuşuyorduk. Evet. Hala söyleyemedim dedim ben. Yani niye? Ne bileyim şimdi şey bu evlilik teklifini yapmadan önce ailenin Didem'e bakış açısı nasıldı? Yani şimdi bu ilişki 2,5 aydır var yani. Tamam. Öyle. Şimdi. Hiç ev, ya, şimdi evde hiç bu olaylar konuşulmuyor biliyorsun mu? Babamlar Ankara'da yaşıyor. Evet. Telefonla konuşuyoruz. Ama bu sene babamlar şey konusunda biraz çekingenli. Geçen sene güvendiler. Bana güvendiler. Bir defa. Bir darbe aldılar. Büyük bir darbe aldılar. İnsanlar tarafından da çok büyük eleştirilere maruz kaldılar. Ha, güveniyordunuz gelininizle bak ne oldu muhabbetinden. Ya ben şimdi ondan konu açılmasın olayı... diye çünkü o konuyu bilmiyorum. Yok hani, şu an zaten hani... konuyu üstün körü geçiyorum da. Bu yüzden hatalı babam... o gelin adayı mıydı onu öğrenmek istiyorum. Tabii. Ben bilmediğim için o yüzden. Çünkü babamlar şunu yaptı yani. Babam dedi ki sen bizim bu saatten sonra gelinimizsin. Tamam. Babam hiç lafı ikilettirmedi bile. Tamam. Bizimkiler de çekiniyor. Daha temkinli oluyor. Onlar da benim gibi daha temkinli oluyor. O yüzden belki onlar beklemiyor olabilirler benim evlilik teklif ettiğimi. Yani normal olarak rayına bırakmışlardı yaşa oğlum diye. Ama bir anda böyle evlilik teklifim onlara nasıl gelecek onu bilmiyorum işte. Şöyle olmasaydı, geçen sene bu durumlar yaşanmasaydı belki hiçbir şey demezlerdi. Ama geçen şimdi sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer muhabbeti vardır ya. Ben de aynı şekilde üfleyerek yedim. Ama yine ne olursa olsun insan duygularına yenik düşüyor. Tabii illa ki. Ama asıl duygu budur zaten yani. Plansız, programsızdır. Aynen öyle. Sen yeter ki sakız nese olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sakız nese olur. Kısmetse olur. Aşkı bulmak.